Merhaba arkadaşlar, World of Tanks videolarıma hoş geldiniz. Bu videomda modlarımızı nasıl kuracağız bunu anlatacağım size. Öncelikle çeşitli linklerden ulaşabileceğiniz benim modumu bilgisayarınıza indiriyorsunuz ve RAR dosyasını açıyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza iki tane klasör çıkacak. Birisi RES adında, birisi de RES mod adında. Bu iki klasörü oyununuzun yüklü olduğu kendi dosyanıza kopyalayacaksınız. Bunu şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Oyununuzun yüklü olduğu klasörü açıyorsunuz. Ben de C, Games ve World of Tanks olarak yüklü. Sizde daha farklı yerlerde olabilir. Kendi resmod klasörünüzü arkadaşlar temiz kurulum yapabilmek amaçlı Shift Delete yaparak kendi resmod klasörünüzü siliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki resmod klasörünü alıp buraya kopyaladığınızda hayırlı olsun. Modları kurdunuz. Şu anda sadece bir şey eksik kaldı. O da benim modlarım içerisinde yer alan, spotlandığınızda geri sayım yapan ses arkadaşlar. Bizim indirdiğimiz dosyayı birleştirerek yapacağız. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Res klasörünü buraya çekiyoruz ve Windows'umuz bize bu klasör var, bu iki klasörü birleştirmek istiyor musunuz diye bir soru soracak. Buna evet'i tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra tüm geçerli öğeler için çakışma konusunda bunu yap diyoruz ve taşı ve değiştir tuşuna bastığımız zaman komple modu bilgisayarımıza yüklemiş olduk arkadaşlar. Daha sonra da modxvm.com sitesine gidip giriş yapmanız gerekiyor. Burada ben şu anda hali hazırda modxvm.com sitesine giriş yaptığım için burada Activate Service tuşuna bastığım anda artık oyun içi istatistiklerim, kazanma şanslarım gibi tüm bilgilere erişebiliyorum. Eğer siz modxvm.com sitesine girdiğinizde buradaki şeyler çıkmıyorsa sağ üst köşede Sign In butonuna basacaksınız ve bağlı olduğunuz server'ı seçeceksiniz. Sizi bir yönlendirme sayfasına gönderecek. Oradan World of Tanks bilgilerinizi girip tekrardan bu sayfaya geri geleceksiniz ve Activate tuşuna bastıktan sonra buradaki ayarlara tıklayarak isterseniz hangi istatistik bilgilerinin görünüp görünmemesi gerektiğini, oyunda hangi bayrağınızın görünüp görünmemesi gerektiğine kadar çeşitli ayarlamaları yapıp Update istatistike bastığınız zaman artık bundan sonra oyun içerisinde bu seçtiğiniz ayarlar geçerli olacaktır. Peki benim modlarıma nereden erişebilirsiniz? Facebook sayfamda paylaşıyorum arkadaşlar modlarımı güncellediğim zaman. Facebook sayfamdan erişebilirsiniz. Eğer forumu takip eden birisiyseniz forumun topluluk bölgesi kısmında modlar bölümü var. Buradan benim yine modlarıma güncel olarak erişebilirsiniz. Ya da yayınlarımı izliyorsanız yayınlarımda aşağı kısımda modlar fotoğrafı var. Buraya tıklayarak da modlarımı indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dilerim modlarımı beğeniyorsunuzdur. Varsa önerileriniz, fikirleriniz bana Facebook'tan mesaj atabilirsiniz. Forum içerisinden mesaj atabilirsiniz. Geri dönüşlerinizi yapıp bildirirseniz ben de modlarımı buna göre düzenleyebilirim. Evet arkadaşlar, dilerim bu video faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.